Çok iyi başladığımız bir karşılaşma. 2-0'ı bulduk. Birçok gol pozisyonu bulduk. Belki maç hakemin dahil olmasa ilk yarıdan belki 3'e 4'e, ikinci yarı daha farklı sayılara gidebilecek bir karşılaşmaydı. Ama maalesef yine her zamanki gibi bir hakem dahili oyun içerisine girmesi ve sonuca direkt olarak etki eden bir hata yaptığını düşünüyorum. Çok net bir açık bir şekilde bu pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki herkes farklı şekilde değerlendirebilir ama hakemin maç içerisinde vermediği fauller, bizim lehimize vermediği faullerle bu verdiği faulin bir standardı olmadığını düşünüyorum. Zaten ülkemizdeki en büyük sorun bir standardı olan bir sistem yok. Herkes farklı karar veriyor, her pozisyona farklı kararlar veriyorlar. Aynı maç içerisinde birine faul veriyor, birine vermiyor. Yani oyunda hızlandıkça zaten iyi oynayan takım da hoşlarına çok gitmiyor. Burada da tabii ki oyun içerisine girme gereği duyuyorlar. Bugün iyi oyunumuz, yani 10 kişi kalsak bile gerçekten yine iyi oynadık. Özellikle ilk yarıda net pozisyonlar bulduk. İkinci yarı 60. dakikadan sonra tabii ki bizim enerjimiz biraz düştü. Burada oyuncu değişiklikleri yaptık. Yine oyunu tuttuğumuz yerde aslında yani yine net pozisyonlarımız var bu dönem içerisinde de. Son bölümde de yani kendi hatamızdan kornerdeki tecrübesizliğimiz. Yani orayla ilgili çok sinirliyim. Oyuncularıma da içeride bununla ilgili bir tepki verdim. Gerçekten kabul edilebilecek bir korner atışı değil. Kenardan çok bağırdım, hepsini tek tek uyardım ama maalesef bu anlamda çok 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 zeki bir takım değiliz. O anda içeride de oyuncularımız müdahale etmedi. Yani baktığımda yani stoperlerimiz gitti, diğer stoperimiz ceza sahası üzerinde. 2'ye 2 kenarda maçı bitirebilecek pozisyonda birebir oynadı Kerem. Yani gerçekten yani bu kadar büyük mücadele, bu kadar emek verdiler ama çok küçük bir hatayla o top geldi. Sonunda bize gol oldu. Burada tabii ki oyuncular daha akıllı olması gerekiyor. Çünkü bu oyun profesyonel bir oyun. Yani Süper Lig seviyesindeyiz. Burada oyuncuların yani sadece kendi tecrübelerinden değil, yani Avrupa'da da birçok maç seyrediyoruz, dünyada birçok maç seyrediyoruz. Yani o dakikada 10 kişi kalmış bir takım orada topu kenarda tutar ve stoperleri gitmez. Yani bağırmamıza rağmen tabii ki inanılmaz ses var, atmosfer var, her şeyi yetiştiremiyorsunuz. Maalesef maçın sonunda böyle bir sonuç aldık. 2-2'lik beraberlik. Dediğim gibi iyi bir oyun ortaya koyduk. Bundan sonraki haftalar için bize yol gösterecek bir oyun ortaya koyduk. İnşallah bundan sonraki haftalarda da hakem atamaları yine Galatasaray'ın aleyhine olmaz. Tabii ki burada bir inatlaşma var net bir şekilde. Yani Galatasaray'ın istemediği hakemleri her hafta veriyorlar. Buradaki inatlaşma nereye kadar gidecek, kime fayda verecek, Türkiye futboluna ne fayda verecek bunu hiç bilmiyoruz. Dediğim gibi sadece yani kırmızı kart özelinde değerlendirmiyorum. Oyun içerisindeki birçok pozisyonda maalesef Galatasaray seyircisinin sinirleriyle oynamak için her şey yapıldı bugün. Bunu geçen haftalarda da görmüştük. Yani geçen hafta herkes tabii şey diyordu. Ya siz ne oynadınız ki konuşuyorsunuz? Yani birinci dakikada penaltınız verilmiyor. Maça golle başlasanız çok farklı bir oyun olacak. Sonra diyorlar ki ne oynadınız ki yani? Yani benim ne oynayıp oynamadığım çok önemli değil. Birinci dakika penaltı oluyorsa VAR'daki arkadaşlar uyumayacak, o penaltıyı verecekler. Ben maça golle başlayacağım, belki çok iyi oynayacağım. Ya bu kimse ilgilendirmez. Sen benim emeğimin karşılığını vereceksin. Yani haftalardır bunun sıkıntısını yaşıyoruz, çekiyoruz. Her hafta aynı şey, bir inatlaşma. Yani Galatasaray Kulübü'nden, taraftarından ne isteniyor bunun farkında değilim. Ama biz takım olarak bunun karşılığını sahada vereceğiz, hiç merak etmesinler. Biz elimizden geldiğince daha iyisini yapacağız. Yani bunlar bizi hırslandırıyor. Bugün maça başlangıcımız da bu şekildeydi. Çok iyi başladık, hırslı başladık. Ama dediğim gibi sonu istediğimiz gibi olmadı. Ama devamı gelecek. Net bir kırmızı kart hakemin oyun içerisine hemen gidip vermesine şaşırdım yani. Çünkü arada bir pozisyondu. Yani bundan daha sert faullere belki faul vermedi oyun içerisinde. İki takım içinde. Yani net bir faul yok. Top Muslera'ya gidiyor zaten. Diğer taraftan bir adamımız daha geliyor. Yani burada %100 bir gol pozisyonu diyemeyiz bu pozisyona. Yani bunu demek yani orta sahada %100 bir gol pozisyonu yok ortada.
Bu benim değerlendirmem. Tabii ki başka tek şekilde değerlendiren de olacak. Ama dediğim gibi sadece kırmızı kart pozisyonu değil, oyun içerisinde birçok şeyde Galatasaray lehine verdi. Yani ilk yarıyı bitirme şekli bile yani o maçtaki hakemin niyetini ortaya koyuyor. Yani bekledi, Alanyaspor hücumu bitirene kadar bekledi. Tam hızlı hücuma çıktık. 2'ye 1 belki 3'e 2 yakaladık. Tam giderken maçı bitirdi. Yani burada hakemin niyetini net bir şekilde görüyoruz. Yani burada yani diğer pozisyonlar öyle mi böyle mi? Ama bu hakemin niyetini gösteren bir şey.